İyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün size Adana'dan günaydın diyorum. Konuklarım Kendi Yolumda filminin başrol oyuncuları Gökhan Özoğuz ve sevgili Gökçe Bahadır. Ben böyleyim kendi yolumda. Adana'yı sıcak diye tanımlarız ama o akşam biraz soğuk sanki. Evet. Gerçekten ama hava soğuk, donuyoruz. Ama Adana'lı belli olmuyor. Beri almak için aklımıza gelmedi Gökçe. Beri at kız. Yok ya, ben iyiyim şu an ama biz evet filmi çekerken yani 2,5-3 yıl önce çok daha güzel ve güneşli bir hava vardı. Oradan siz biz de daha sıcak. Hangi aylarda çektiniz? Kasım. Aralık. Aa, çok sıcak değil mi? Evet ama çok güzeldi. İnanamamıştım hatta. Yılbaşına yaklaşıyorduk, tişörtle geziyorduk burada. O yüzden güzel ama. Çok. Değil mi? Hem de nasıl? Harika. 3 yıl önce çekilen, pandemiye denk gelen ve 3 yıl gecikmeli vizyona giren bir film Kendi Yolumda. Merak edilen bir konusu var. Biraz konudan bahsedelim mi izleyicilerimiz için, izlemeyenler için? Aktaralım biraz konusunu. Evet. Bahsetmek istedim. Konusunu nereden başlasam bilemiyorum. Ömer. Ya konusu aslında... yani böyle tabii filmin içinde birçok kişiden hani kendi yolunda olmanın, hani daha doğrusu kendi yolunda gitmenin farklı farklı hikayelerini izliyoruz. Evet. Ama üzerine baktığında aslında filmin adı, filmi düşününce çok doğru. Çünkü herkesin bir kendi yolunda gitme hikayesi var. Gökçe Bahadır'ın şehirli kadını Zeynep Adana'ya geliyor ve olaylar başlıyor. Ben mesela İstanbul'da yaşayan ve o hayatı bilen, burada yaşamayan biriyim. Benim için mesela Adana'ya gelip bir iş için geliyorum ve Adana'da hani Ömer Ali ile tanıştıktan sonra kendi yolunda verdiğim kararlar benim için böyle. Merhaba. Zeynep Hanım İstanbul'dan geldi baba. Çok güzel gülüyorsun. Sen de çok güzel bakıyorsun. Film derdi olan, anlatmaya çalıştığı şeyler olan bir hikayeye sahip. Yani mesela Ömer'in hep söylediği röportajlarda da söylemişti. Başarıya giden her yol mübah değil. Konusunun tamamen olmadığını. Tersi. Ve bir şeyi yaparken her şeyi yakıp yıkmak, kırıp dökmek, işte bir şeylerden kurtulmak için onları öldürmek, onlardan uzaklaşmak, bunlar hiçbir zaman işin sonunda hiçbir şekilde bir kazanım olarak geri dönmeyeceği aşikar. İnsan mı şansını doğurur, yoksa şansı mı insanı? Konu Gökçe Bahadır'ın kendi yolunu çizme hikayesine geliyor. Onun yolu biraz meşakkatli olmuş. Ebeveynler tabii ki çocuklarının başka bir meslek yapmasını, yani ilk doğduklarında daha doğrusu çocuk seçmeden önce bir hayalleri olabiliyor ebeveynlerin. Sizinkilerinki nelerdi? Söylüyorlar mıydı? Yani mesela tabii şeyi hatırlıyorum, benim hani ailem o kadar böyle hani ah ne kadar da güzel oyuncu da olmak istiyor falan filan gibi bir duyguda değillerdi. Babam hep şey derdi, onu hatırlıyorum ben de bu arada. Şimdi belli, beni vazgeçiremeyecekler bir şekilde, bir yol, ben bir yerdeyim yani ve nasıl oraya geldiğim de aile tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Çünkü ailede bu işle ilgilenen yok, bir şey yok, bir örnek yok, bu çocuk niye böyle oldu falan, karalar bağladılar, geceler sürekli sohbetlerle geçiyor falan filan. İlk kez öğreniyoruz, meğer ailesi Gökçe Bahadır'ın haber spikeri olmasını istiyormuş. Babam da baktı olmayacak, bir radyo, televizyon, bir şey falan. Babam da dedi ki kızım bari ne bileyim bir haber sunucusu bir şey falan. Hani böyle ne bileyim bir yerlerden böyle kendince bir ne bileyim yani böyle şey. Daha sakin. Daha böyle sakin. Evet. Yine çok böyle çok saygın, çok güzel. Ekranda olmak ama işte haber sunmak vesaire falan. Kendince beni öyle bir yerde gördüm, düşündü. Fakat bu arada yani ilgi duyuyorum ama aklım oyunculukta. Bu arada baban haksız değil, sen çok rahatlıkla çok iyi bir sunucu yani şey olarak böyle yüz olarak o diksiyon falan var babam yani. Babam beni tamamen mesleğimi kafasında bir anons öyle... yapmak ister misin şu an kameraya? Yok canım. Yok, hayır, yok öyle şey. Geri çekiyor. Hayır. Çocukluk yıllarına dönelim. Gökhan Özoğuz ve kardeşi Hakan Özoğuz'un haşarı çocuklar olduğunu tahmin etmek zor değil. Güzel bir aile aslında ve mahalle sıcaklığı da var. Ben sizin o çocukluk yıllarınızı merak ediyorum mesela. Bir yaramaz mıydınız?
uslu bir çocuk muydunuz? Hakan Bey'le nasıldı o? Oraya girersek buradan çıkamayız. Gerçekten mi? Çok uslu gibi duruyorsunuz ikiniz. Evet. Öyle bir malimiz var. Ya şöyle oluyordu aslında, tabii bıktıracak dereceye gelebilen bir başarılık vardı. Minik yaramazlıklar bazen ileri boyutlara da geçmiş. Nezaretlerden topladıkları da oluyordu. Yani şeyin çok şöyle söyleyeyim aslında, şimdi dedik yani demin o büyüdüğün ortam çok önemli. Hani arkadaşlar, dostlar, aile. Bir şekilde demek ki bir Adanalı varmış şimdi zamanında. Bir şekilde. Evet, yani çünkü Adana çok özel bir yer. Ben benim için yeri ayrı. Her şehrimiz kendine has özelliği var. Gökhan Özoğuz'un ne kadar hareketli olduğunu bir de Gökçe Bahadır'a sorun. Film setinde anlamış güzel oyuncu bu durumun boyutlarını. Bir kere sakin olup olayı böyle geliyor dersen. Sakin ol. Şimdi bu konuyla alakalı böyle karşılıklı konuşurken ama falan, bir kere sakin olmak lazım. Çünkü işte orada öyle bir durum var, ona öyle mi falan. Ama bir şey söyleyeyim, Gökçe de çok sakin bir yapıya sahip değil. O da hareketli. Hayır, bir beraber. Sakin değil. Evet. Olay ilerlesin diye. Kızlar çaresiz kaldığı noktalar. Ben Gökhan'ın heyecanına bayılıyorum bu arada. Zaten bence Gökhan'ı Gökhan yapan şey bu. İkinize enerjisi çarpışınca ne oldu acaba? Yani ben kendimi daha sakin olma ihtiyacında hissettim orada. Fragmanda da yer alan bir deşarj sahnesi var Gökçe Bahadır'ın. Beyzbol sopalı sahnede hakikaten deşarj oldu mu? Bir sahne var mesela, böyle deşarj olmak için beyzbol sopalarıyla. Evet. O sahne çok güzel. Evet. Bizim bence filmdeki favori. Aynen. O ve sonrası. Evet. Yani o ve sonrası karşılıklı o, oturduğumuz. Nasıl, gerçekten deşarj oldu mu? O sahneyi çekerken kendini kaybetmiş. Beyzbol sopası da benim fikrimdi bu arada. Evet, böyle ne yapsak ne yapsak diye çok hoşuma gitti. Hiç hayatında bir daha ne zaman öyle bir şey yaşayabilirsin ki yani. Kaç tekrar yaptın Gökçe? Ya vallahi hiç bilmiyorum da, ben şeyi biliyorum tek. Ben kendimi kaybetmişim, arabaların üstündeyim. İnsanlar benim adıma etraftan endişe ediyorlar falan, böyle bir çünkü bir yandan sahne falan, yağmur yağıyor falan, üstümüzde çizmeler falan. Ben böyle kendim çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Sette Gökhan Özoğuz'un enerjisini ve hiperaktifliğini tespit ettiği bir an daha var Gökçe Bahadır'ın. Hani her yerde böyle eli kulağı, hani gözü oraya bakarken arkadaki şeyi dinliyor, işte oraya bakarken öbür oyunu dinliyor falan. Ben bunu anlatayım, oğlum çok komik çünkü ben bunu Gökhan'a da söylemedim, burada ilk defa anlatıyorum. Şimdi bir sahne var. Şimdi öyle bir sahne ki, önce Gökhan girecek sahneye, içeride oynayacak. Sonra ben gireceğim, ben devam edeceğim sahneye. Bana daha var. Ben dışarıda böyle bir koltuk, tek başıma oturmuş ve bekliyorum böyle. İçeride Gökhan sahne çekiyor ama. Çok net yani, duyuyorum, sahne çekiyor. Ben de o sırada böyle kendi kendime bir şarkı mırıldanmaya başladım. Neyi söylüyorum? Hatırlamıyorum da böyle, ama böyle sanki hani gamlı yaslıyorum, öyle bir şey söylüyorum sanki, böyle bir türkü gibi bir şey söylüyorum. Adana'dayız ve böyle her gece türkü söylüyoruz, sonra o moddayım. O an sahneyi bitiren Gökhan Özoğuz gelip Gökçe Bahadır'a ne dese beğenirsiniz. Türkü söylerken kestik dediler işte içeriden, bizim Gökhan geldi böyle yaptı. Yalnız Gökçe'cim, orada ton tam olarak o değil, bir alt gibi dedik. Ya şaka yapıyorsun. Bu inanılmaz. Dedim ki nasıl yani ya, sen şu anda beni duydun be. Ama sesi. Hayır ama inanamadım ya. İnanamadım. O an anladım ki her yerde böyle orada sahne oynarken beni dinlemiş, böyle geziniyor büyük ihtimal. Ben de ya biraz sesli söylüyordum böyle filan. Geldi beni düzeltti böyle küçükten. Orası sesi... dedi böyle küçükten tiz falan dedi. Utanıyorum. Sana dedi, sana tiz geldi orası falan diyor böyle bana. İşin ustası Gökhan Özoğuz nasıl buluyor Gökçe Bahadır'ın sesini? Şarkı söyleme olayında İzmir'in Kızları olayı mesela çok arkasından geldi o bizim projenin. Evet. Ve tamam dedim işte, yani olan bu. Çünkü ses çok iyi ve ifade tabii, bir de oyunculukla birleştiği zaman bambaşka bir şey oluyor. Filmin 3 yıl önce çekildiğini ve pandemi nedeniyle bugüne ertelendiğini söylemiştik. 3 yılda çok şey değişti hayatlarında. Kendinizdeki en büyük değişimleri izlerken ne hissettiniz? Hayatınızda da büyük değişimler oldu. Fiziksel
Kesinlikle. Arada evlenenler oldu, çocuğu olanlar mesela oldu. ama bir söyleyeceğim, bu bekardım çekerken, izlerken evliydim. Film bir araba tamirhanesinde başlıyor. Hayatın güzel tesadüfü olsa gerek. Zira Gökçe Bahadır arabasına arıza yaptırma konusunda bir Türkiye rekortmeni. Sizin hayatınızda merak ediyorum. Yolda kaldınız mı, böyle Gökçe başına geldi mi, bir tamir edebiliyor musun? Nedir ustalık? Eyvah. Ben bakalım. Benim arkadaşlarıma sormam lazım bunu. Arkadaşlarımla bir kısa röportaj yapabilirsin bu konuda. Çünkü ben bu konuda bir ustayımdır yolda kalma konusunda. Bir garip bir şeyim vardı benim böyle. Enerjin öyleydi. Enerjim ben. Öyle bilmiyorum da benzinin böyle bir türlü benzin almaya giremezdim. Neden bilmiyorum. Böyle benzin artık en son böyle gelmiş. Aa, stop bitti. Durduk yolda benzin bitmiş. Sürekli benim arkada koca bir bidon artık tedarikliyim. Oo, çok fena. Koca bir bidon. Ondan sonra böyle işte şey, yolda taksi, işte bidonla benzinciye gitmek, doldurmak falan. Her arkadaşım benim arabama bindiğinden önce bir benzine bakardı. Böyle. Hani var mı benzin falan filan. Ama bütün arkadaşlarımla da bu arada şey, bidon taşıyarak benzinciye gidip sürekli bir şeyimiz var. Ben bir ara, benim çok meşhurdu yolda kalmalarım. Peki ya şimdi? Ama son zamanlarda başıma pek bir şey gelmedi. Ama böyle kaportayı açıp bir şey yapamıyorsun yani, değil mi? Var mı o? Yok, yapamam. Yok artık, yok, onu yok, zaten onu ya. Yapamam. Kriko'ya getirin. Çocuklar. Yani, şanzımanlar. Meme yapmış. Şanzımanlar meme yapmış. Beni böyle düşünsen Adana'da bir iki ay daha kalsam olurdu ama, biliyor musun? Olurmuş. Ama sende o potansiyeli görüyorum ben. Net. Filmin çekildiği yer Adana olunca oyuncularımızın yemekle ve lezzetlerle imtihanı da bir başka olmuş. Peki Adana'dan kilolar alındı mı? O kebaplar, sabah ciğerler yendi mi? Ya burada yeniyor, biliyor musun? Kamera arkasında neler oldu? Bu konuyla alakalı şeyi yaşadık burada mesela. Yeniyor. Yani Ömer... Arkadaşlar biraz az mı yeseniz ya? Devamlılık sıkıntıya girdiği bir an. Yüz büyüyor yavaştan. Bırak ama. Çünkü evet yani yeniyor burada. Yok, kilo almamaya dikkat ettim tabii ki. Sen iyi kıyafetler için çünkü. Bir tek hani... kendini şeyde tutamadın. Nerede? Şırdan'da. Şırdan sahnesi çekeceğiz, bir baktık üçüncüye giriyor. Abi dedim bir dakika ya Şırdan. Bu arada Gökhan'ın da midesi bozulmak üzere. Ben aa dedim. Böyle... Çok iyi sahne. İkinciyi yiyemeyecek olan, ben seviyorum ya, ben seviyorum. Yedi. Seviyorum. Hiç ayırt etmem, yerim. Yiyip kilo almayanlardan galiba. Kendi yollarını çizmiş bu iki başarılı isimden Gökhan Özoğuz, üç çocuk sahibi. Peki evlatları nasıl yollar çiziyor kendilerine? Sizin Allah bağışlasın 3 tane evladınız var. Bizim canavarlar var. Evet. Müthişler. Müthişler yani. Ortalık çok karışıyor. Güzeller. Nasıl çok mesela güzeller. Onlar şu an yollarını çizmeye başladı mı? Hani kızınız, ikizler hangi yoldalar şu anda? Yani karakterleri evet. Yani karakterleri bayağı oturdu yani bence. Mesela Ali tam bir böyle şey, bir karakter böyle. Kendi kuralları olan, ciddi, benden ciddi mesela, net o yani. Selin hızlı bir karakter, anaç ama isyankar, net, hepsini tutuyor. Selin ki ikizlerin biri, abla var Ayşe. Selin böyle bir şey oldu mu ikisini falan tutup, bir dakika falan diye, bir şey oldu mu erkek çocuklarına otoparkta biraz darp etmeler oluyor. Abla yapma kızım derken, bir şeyler falan. Bizim Selin hareketli. Kızlarından biri olan Ayşe'nin oyunculuğa merakı varmış. Gökhan Özoğuz, filmde de rol alan Erkan Can'a anlatmış kızının bu yeteneğini. Ayşe doğuştan oyuncu. Yani başladığı diğerlerinden farklı olarak Ayşe'nin bir dünyası var. Anlattıkları şeyler falan inanamıyorum. Yani kafasındakileri ve ifadeleri ve mimikler ve tonlar bayağı oyuncu. Oyuncu yani, o çok net. Erkan abi aradım, Erkan Can abi. Baba dedim, bizim dedim Ayşe dedim böyle böyle şeyler söylüyor dedim. Çok garip ve çok değişik bir enerjisi var. Oğlum bütün çocuklar tiyatrocudur dedi. Baba doğru, evet. Ama bunda dedim değişik bir şey var. Yolla oğlum. Erkan abinin tonu var. Evet, yolla oğlum. Bakın yani bunların karakterleri iç aşağı beş kere belli. Konu çocuktan açılınca Ömür Sabuncuoğlu, Gökçe Bahadır'a da kontra soru soruyor. Var mı 2023 deseninde böyle bir güzel anne olma hayallerim? Bunu hiç beklemiyordum. Tık 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 tık. Açılıyor şu an röportaj. Gitti de böyle.
Bilmiyorum dedim, vallahi hiç bilmiyorum. Çocuk dünyanın en güzel şeyi, eminim. Gökhan'la biraz konuşayım ben şey bittikten sonra. Evet, nasıl? Bu konuyu konuşalım. Bu konuyu bence röportajdan sonra biraz konuşalım. Nasıl oluyor falan. Bir bakacağım, düşüneceğim. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Sohbetin finalinde bu iki çok keyifli isme teşekkür ediyor ve kendi yolumdanın Adana galasına geçiyoruz. Film için de hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Gişesi bol olsun inşallah. İnşallah. Çok insana ulaşsın ki çok insana faydası olsun, feyiz olsun hikayesiyle birlikte. İnşallah güzel keyif alsın. Evet, bence de. Çünkü hepimiz elimizden geleni. Güzel vakit geçirsinler.